Kıymetli hemşehrilerim, dava arkadaşlarım, hanımefendiler. Öncelikle cumanız mübarek olsun. Ben de biraz geç geldim ama trafik biraz yoğun özellikle bizim bu bölgede. Adaya'da arkadaşlarımızdan da bu soruna kanayan yaraya bir çare bulmalarını istiyoruz. Şimdi ilk talebimiz de bu olsun. Aday arkadaşlarımızdan, Adaya'da arkadaşlarımızdan. Yerel seçim tekrardan geldi. Her zaman söylüyoruz, siyaset uzun soluklu bir maraton. 5 yıl çok çabuk geçiyor. İnsanlar yaptıklarıyla hatırlanıyor, söyledikleriyle hatırlanıyor, eserleriyle hatırlanıyor. Bugün aday adaylı müracaatlarımızda 5. gündeyiz. Pazartesi günü belediye başkanlıkları için aday adaylığının son günü. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi'nin aday adaylı müracaatlarını 3 Aralık'a kadar almaya devam edeceğiz. Hafta sonları da partimiz açık olacak. Müracaat etmek isteyen arkadaşlarımıza kapımız her zaman açık olduğunu buradan bir kez daha basın aracılığıyla da iletmiş olalım. Bugün Nuri Başkan'ın için partimiz için bu davaya gönül vermiş arkadaşlarımız aramızdalar. Böyle güzel bir karabalığı, coşkuyu burada gördüğüm için hakikaten ben de çok memnun oldum. Hepinize bu manada çok teşekkür ediyorum partimize, adaya da arkadaşımıza gösterdiğiniz teveccühden dolayı. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii bu bir süreç. Bütün arkadaşlarımız, memleketimize, insanlarımıza, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hizmet etme yarışı içerisine girdiler. Bu gönül işi, bu dava işi. Biz inanıyoruz ki her şeyden önce nasip olması gerekir. İnşallah nasibinde varsa Nuri Başkanımız da memleketimize, sizlere, hepimize hizmet etmeye talip olduğunu bizlere bugün iletecek, resmi olarak iletecek. Nuri Başkan'ın Besin sevdalısı olduğunu aramızda herhalde bilmeyen yoktur. Bu manada her daim elini taşın altına koymuştur. Bunlara bizler şahidiz. Bugüne kadar belediye meclis üyesi olarak Besin Belediyesi'nde görev yapıyor. Orada da Besin için, Besin hemşehrilerimiz için elinden gelen ne varsa hem istişare içerisinde hem de birlik beraberlik içerisinde elimizden geleni hep beraber yapıyoruz. Yani ben buna şahidim açıkçası. Rabbim hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin inşallah tüm adaylar arkadaşlarımıza. Hangi arkadaşımız aday olursa bizler teşkilat olarak bu davaya gönül vermiş insanlar olarak elimizden gelen en fazlasını yapmakla mükellefiz. Bizim hem aday adaylarımıza hem de aday adayı arkadaşlarımıza gönül vermiş, onlara destek olan kardeşlerimizden, hemşehrilerimizden istirhamımız, aday olmasalar da, istedikleri kişi aday olmasa da bu davanın peşinden gitmeye devam etmeleri, en azından bu davanın daha ileriye gitmesi için bizlere duasıyla destek olmaları, bizlerin yanında olmaları. Çünkü biz birbirimize sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz. Daha önceden yaşanmış tecrübelerimiz var hepimizin. Belki yaşça en küçüğünüz benim. Ama biz birbirimize sahip çıkarsak bizim Besin'de seçim kaybetme şansımız yok. Elhamdülillah bu kadar güzel bir kalabalık, bu kadar güzel bir teveccüh varken biz Besin'e hizmet etme şerefini bir başkasına bırakmayalım diyorum. Ben tekrar katılımınız için, burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz.
sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli hemşehrilerim, beni yakinen tanıyorsunuz. Kişisel olarak buralara fazla girmeyeyim ama uzun yıllar aktif siyasetin içinde bulundum. Geçmiş yıllarda toplam 11 belediye başkanlığım var. 2 dönem belediye meclisi azalığım var. 10 yılda böyle üst üste koyarsam ben bazen sohbetlerde 20 yıllık yerel yöneticiyim derim. Belediyecilikte bilhassa altını çizerek söylüyorum. Hakikaten mütevazi davranayım ama yerel yönetimlerde söz söyleme hakkına sahip olduğumu zannediyorum. Tabii uzun yıllar da belediyecilikten, gerçi bu dönem belediye meclis azasıyım ama aktif olarak belediyecilikten biraz ara vermiş oldum. Geriye dönüp çok fazla mevzulara girmeyeyim ama belediyecilikte bilhassa Desne'de yerel yönetimlerde iyi yönetilmediğiz kanaatindeyim. Bunu ben arz etmeye çalıştım. Bu mevzuda söz sahibi olan biri olarak bunu ifade ediyorum. Bunu da herkesle oturup tartışmaya da hazırım. Yani Besne tabii uzun yıllar geçmiş döneme de atıfta bulunarak kendi kabuğunu bir türlü kıramamış. Gerek ekonomik olarak, gerekse şehir olarak kabuğunu kıramamış, içine kapanık bir ilçemizdi, bir beldemizdi. Biz geçmişte yaptığımız bir takım çalışmalarla, hamlelerle Besne'nin bu kabuğunu kırmasını temin ettiğimizi düşünüyorum. Başardığımızı düşünüyorum. İşte yeni kent olayı ortada. Değerli hemşehrilerim, tabii benim hemen peşin peşin söyleyeyim. Yeni kent gerçekten uydu kent mantığıyla yapılmış güzel bir yapılaşma. Örnek bir şehircilik anlayışının oturduğu bir olay. Fakat ne yazık ki bu oluşum gelen belediye başkanları dönem bunu devam ettirselerdi, bizim attığımız bu adımı bozmadan devam etselerdi, bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir uydu kent, bir Besne olacak idi. Şimdi değerli hemşehrilerim, tabii küçük sanayi sitesi, organize sanayi, bu hamleler ta geçmiş yıllarda atıldı. Yani tabii başkanım da burada ama biz hep söylüyorum, sokakta da söylüyorum. Yani bunu söylemekte de bir beis görmüyorum. AK Parti dönemi 15-16 yıldan beri güçlü bir iktidar, kudretli bir iktidar. Biz Besne olarak bilhassa yerel yönetimlerde bundan yeterince faydalanmadığını düşünüyorum. Bu 15-16 ile geri dönüp baktığımız zaman tek kelimeyle yazı oldu diyorum yani. Biz Besneliler siyasette de değerli hemşehrilerim geçmiş dönemde parlak günlerimiz var. Siyaset Besne'de kalbi atardı. Siyaset Besne'den başlardı. Burada da biraz siyasi yönden sıkıntılı bir dönem yaşadığımızı görüyorum. Bu dönemi de geride bırakmamız gerektiği inancındayım. Artık derlenip toparlanıp Besne'ye yakışır, Besnelilere yakışır bir siyasi ortamda hazırlamamız lazım. Bugün Cuma, Cumanız mübarek olsun. Selam da veriliyor. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Değerli hemşehrilerim, belediyecilikte derlenip toparlanmamız lazım. Halimiz ortada.
Siyasette derinlerini toparlanmamız lazım. Halimiz ortada. Ve bu iktidardan resmi olarak fayda görmemiz lazım. Bu da ortada. Ben bundan dolayı bu işe talip oldum. Bu işi altından kalkacağımı düşünüyorum. Çünkü geçmişte bildiğim birikim, tecrübem buna müsait olduğunu düşünüyorum. Ben Besnelleri hangi siyasi görüşte olursa olsun, bakınız, hangi siyasi partiye geçmişte mensup olursa olsun, efendim, Besnele hemşerilerimizi geçmişte kucakladığımız gibi bu dönemde kucaklayacağımızı, bir Besnele'nin ruhu etrafında toplanacağımızı ve toparlayacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize buraya zahmet edip geldiğiniz için bilhassa çok teşekkür ediyorum. Bana güç verdiniz, kuvvet verdiniz. İnşallah başkanımın altını çizerek söylediği üzere o başlığa ben de temasla bulunayım. AK Parti bayrağı altında bu iktidardan faydalanmak, nasibimizi almak kaydı ve şartıyla efendim aday olan yalnız AK Parti değil, diğer partilerdeki arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Ben yola çıkışım budur. Bizim bir sloganımız var. Her şey işimiz gücümüz besni. Hakikaten işimizi gücümüzü besniye bağlayacağız. Geçmişte yaptığımız bu kabuğumuzu kırmayı ve bir üst sınıfa daha atlamayı temin etmek için sizlerle omuz omuza, sizlerle beraber şeffaf bir şekilde belediyeciliği yaparak bu işe adım attığımı ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah hayırlısını versin. Ben ister aday olayım, ister olmayayım. Seçilecek genel merkezimizin değerlendirmesiyle tespit edilecek adaya yanında olacağını da beyan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.